Efendim iyi akşamlar. Ben Mithat Baydur. Çok değerli emekli Büyükelçim Uluç Özgür Özülker'le beraber her çarşamba bu saatte dünyada neler oluyor ve hemen arkasında eklenmiş ve biz şeklinde tırnak içerisinde, yani bir başka deyişle dünyayı gözlem ve analiz altında tutarken Türkiye'yi de içine yedirerek hem bölgesel hem küresel analizler yapmaya çalışacağız. Yine bir başka deyişle pergelimizin bir ucu da Türkiye'de olurken pergelin diğer ucu bütün dünyayı böyle bir aks yay kabul ederek bütün dünyayı gözlemimiz ya da büyütecimiz altında tutmaya çalışacağız. Zaten gün geçmiyor ki analiz edilmeye ya da konuşulmaya tabi herhangi bir şey olmasın. İşte Arap Baharı, Suriye'deki olaylar derken nihayet İran'da Meşhed'le başlayıp birçok ile sıçrayan sokak gösterileri beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'e bakışı, öbür taraftan işte Suriye meselesinde Türkiye'nin tekrar Suriye'ye bakışında özellikle Esad rejimine karşı sertleşen ifadeleri, bütün bunların hepsini zamanımızın el verdiği ölçüde, zamanımız çerçevesinde konuşmaya çalışacağız. Eğer süremiz yeterse biraz da belki sonuna doğru iç politikayı da kendi analizlerimize ve sohbetimize yedirmeye çalışacağız. Evet Sayın Büyükelçim, yani böyle bir ben mesela şahsen bütün televizyondaki kayıtlar sabittir. Yani bunu bir gurur vesilesi olarak söylemiyorum ama bazen böyle uluslararası ilişkiler çalışan, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler konuşan birisi olarak hani öngörülerimizin de doğru çıkması biraz böyle memnun ediyor. Şunu söylüyordum son bir buçuk senedir. Hatta Trump gelmeden önce bile. Amerika Birleşik Devletleri'nin falan çok ciddi böyle düşünce kuruluşlarının makalelerinde ve bir iki üniversite dergisinde, onların hepsi dosyayla sabittir bende. Şöyle mesela başlıklarından bir tanesi çok çarpıcıydı. Amerika Birleşik Devletleri İran'a karşı bir harekette ya da harekatta, nasıl yorumlarsanız, Türkiye ile birlikte işbirliği yapabilir mi? Yahut tersinden okursanız, Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte İran'a karşı yapılacak bir harekette bir araya gelir mi, bir arada olur mu diye. Bu şunu gösteriyordu. Amerikan penceresinden özellikle bölgede Suriye meselesinden sonra İran'ın belli bir alan kazanması, İran'ın çok o Şii Hilali denilmesi çerçevesinde düşünebiliriz belki, etkin bir alanı domine etmesi, etkin bir pozisyon üstlenmesi, İsrail'in güvenliği söz konusu olduğunda ve özellikle Hizbullah çerçevesinde İsrail'in İran'a bakışının ne kadar böyle bir antagonizma içerisinde olduğunu da biliyoruz. Böylece İran'ı ilk hedef tahtasına, özellikle İsrail lobisiyle beraber İran'ı ilk hedef tahtasına konulduğunu görüyoruz. Bu arada İsrail lobisi deyince aklıma geldi. Yeni bir kitap geldi. Onu da isterseniz inşallah ben süratle okumaya çalışacağım, size vermek istiyorum. Bu Chicago Okulu diye, Agresif Realistler diye geçer. John Mearsheimer'la Stephen Walt'un yazdıkları United States Foreign Policy ve and İsrail Lobby diye. Yani Amerikan Dış Politikası ve İsrail Lobisi. Yani tersinden okursak İsrail Lobisi'nin Amerikan Dış Politikası'nda ne kadar etkili olduğu ya da Mearsheimer'ın söyleşiyle ne kadar etkili olmaması da gerektiği gibi bir şey var. Çok güzel analizler var. Onu da vermek isterim. Dolayısıyla bu geliyorum diyordu. Yani ve birdenbire böyle bir işte Meşhed'den başlayan sokak gösterilere başladı. Bir başlayalım bakalım. Ya söyleyecek çok şey var aslında, evet, bunun yani. Evet, yani konu aslında çok derin. Bir kere evvel iki şeyi çok net bir biçimde tespit ederek yola çıkmak lazım. Birincisi İran öyle bir devlet geleneği olan ve tarihten bu yana varlığını sürdürebilmiş olan çok kavi bir millettir. Evet. Dolayısıyla üzerine gittiğiniz zaman öyle kolaylıkla ona diz çöktürmek veya şu veya bu şekilde kendi istediğiniz şekle döndürebilmek İran'da pek mümkün değildir. Evet. Şimdi birinci husus bu. İkinci husus da şu, bulunduğu bölge itibariyle Türkiye ile birlikte Orta Doğu dengelerini oluşturan üç ülkeden ikisiyiz biz. Bir tanesi de Mısır olaraktan koymak lazım. Şimdi o Mısır'a belki İsrail'i de son zamanlarda Amerikan desteğiyle düşündüğümüz zaman orada bir varlığıyla birlikte bunu da ilave etmek lazım.
Şimdi buradan baktığınız zaman İransız ve Türkiye'siz bir Orta Doğu siyasetinin tıpkı Mısır'sız bir Arap dünyasının olamayacağı gibi düşünülmesi mümkün değil. Evet. Nitekim Astana'da da başlangıçta Amerika ile ilgili olarak söylemiş olduğunuz husus ilginçti. Ona bağlamak evet. için bunu söylüyorum. Şimdi Astana'da da görebildiğiniz gibi Cenevre'de Amerika liderliğini yaptı bu işin. Orta Doğu'da, Suriye, Irak'ta bu çözümü getiririm havasında yola çıktı. Olmadı. Netice itibariyle Rusya'nın da bir şekilde devreye girmesiyle ki Suriye'deki varlığı da tabii bu manada Rusya'nın çok önem taşıyor. Ama Türkiye ve İran'ı da yanına aldığı zaman hem ateşkesiyle hem aynı zamanda buradaki bir muhtemel çözümün zeminini oluşturma babında daha önemli adımlar atılabildi. Onun için burada bir kere her şeyden evvel şunu görmek lazım. Trump'ın İran'la ilgili düşünceleri ve politikası dünyayı da sıkıntıya sokabilecek baştan aşağı yanlış adımlardan oluşmakta. Ve burada daha da vahim olan şey şu, İran nükleer savaş başlıklarının yapılabilmesi noktasına gelmemeyi kabullendi. Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın kontrolü altına girmeyi kabullendi. Yani başka bir ifadeyle ambargolardan bugüne kadar çok çeken bu İran, şu veya bu şekilde kontrol edilmeyi de bütün o milliyetçi ruhuna ve şu andaki teolojik yapısına rağmen bunu kabullenmek suretiyle yola ben de girerim sizle birlikte evet. deme noktasına kadar gelebildi. Nükleer anlaşma dediniz ya, hemen devam edin de sonra tabii benim de söyleyeceğim birkaç bir şey var. Sayın Büyükelçim, şey aklıma geldi. Şimdi mesela geleneksel Amerikan politikalarına, mesela Türk-Amerikan ilişkileri dersi verdiğim için ya da siz de bu minvalde çok dersler verdiğinizi de biliyorum da. Şimdi mesela bir Cumhuriyetçi Parti vardır, bir Demokrat Parti vardır. Yani bunlar işte Cumhuriyetçi Parti gider, Demokrat Parti gider, işte Bush gider, Clinton gelir. Arkadan Obama gider, işte Trump gelir. Fakat genelde böyle bir yani uzun bir döneme baktığımızda ufak tefek nüanslar dışında böyle bir Amerikan devlet politikasının devam ettiğini görürdük. Şimdi mesela İran'ın bu nükleer anlaşma dediğinizde hemen aklıma böyle bir şey geldi. Dayanamıyorum, giriyorum araya çünkü. Tabii. Mesela Obama'ya baktığınız zaman Obama Rusya ve İsrail'e daha ziyade mesafeli durup İran'ı sisteme entegre etmeye çalışıyorlar. Ve o da YPG'ye ve PYD'ye yahut sahada destek veriyordu. Şimdi Trump tamamen tersi. Şimdi mesela bu çok önemli, bunu çok önemsiyorum ben. Bakıldığı zaman Rusya ve İsrail'le yani Obama'nın mesafeli durduklarıyla tamamen hemhal olmak durumunda, İran'ı ise tamamen baş düşmanı ilan ediyor. Ama YPG'ye senatodan son çıkan kararla beraber 2018 yılı içerisinde 500 milyon dolar daha şey var, takviye geliyor. Şimdi bakıldığı zaman buna, hani matematikte kesişim kümesi vardır ya, İkisinde de kesişim kümesi YPG. Yalnız bir arada çok önemli bir faktörü dikkate almak lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nde cumhuriyetçiler ilk defa bunu yapmıyorlar. Mesela Büyük Orta Doğu Projesi'ni ortaya attığı zaman Bush 2002 yılında evet. Powell o zaman Birinci Körfez Savaşı'nın Genelkurmay Başkanı'ydı. Sonra Dışişleri Bakanı oldu. Powell 2002'de tabii Bush'un talimatı ve direktifleri doğrultusunda yaptı. Ondan sonra 2003 yılında da George Bush kendisi açıklamasını yaptı Büyük Orta Doğu Projesi'nin. Şimdi bu Büyük Orta Doğu Projesi'nin kapsamına baktığımız zaman ilginç bir şey. Efendim, Kuzey Afrika'yı içine alıyor topyekün. Ve kurmuş oldukları bir daire var Dışişleri Bakanlığı'nda, Washington'da. Bu daire Endonezya'ya kadar giden bir kapsam içinde işi görüyor. Ama esas Orta Doğu diye bildiğimiz bölgeyle ilgili baktığınız zaman da fevkalade ters bir durumla karşı karşıya kalınıyor. Nedir? İran, Suriye düşman oldukları için Büyük Orta Doğu Projesi'nin içinde yer almıyorlar. İsrail demokrasi ve aynı zamanda Amerika'nın kankası vesaire yer almıyor. Filistin, zavallılar hep mağdur ve ezilen konumda bulundukları için o da kendi içinde Orta Doğu'da yer almıyor. Yani şöyle bir baktığınız zaman arkasından Irak'a da zaten gitti, Saddam'ı da ezdi.
Orta Doğu dediği zaman, Büyük Orta Doğu diye bir tanımlama yaptığı zaman ortaya çıkan durum aslında Orta Doğu ile hiç ilgisi olmayan bir durum. Ve Amerika Birleşik Devletleri de bu manada Suriye ile İran'ı daima kendine düşman görmüştür. Dolayısıyla Trump'ın bugünkü tutumunu ben aslında çok fazla yadırgamıyorum. Yalnız Trump'ın yadırgadığım başka bir şeyi var. Biat etmiş ve kendini gerçek anlamda tırnak içinde söylüyorum, satmış bir İran'ı, o kadar direnen ama bu kadar ambargo ve bu kadar ekonomik sıkıntılar içinde kendini satmış olan bir İran'ın yapmış olduğu anlaşmadan vazgeçmek suretiyle çok daha zor bir duruma düşürülmesi, aslında İran'da herhangi bir ayaklanmayı veya şu veya bu şekilde buradan bir başarı beraberinde getirmesini sağlamaz. Tam tersine ezildiği ölçüde daha da uzaklaşmanın yolunu açar. Nitekim en son Trump'ın atmış olduğu tweette herhalde sokağa dökülmüş olan İran halkının ne kadarı dökülmüşse hiç de lehine değildi. Dolayısıyla Trump politika da bilmiyor. Evet. Ya dış politika değil sadece, genel anlamda haddini de bilmiyor ve daha da önemlisi dünyanın başını devamlı bir derde sokmak için adımlar atıyor. Bu kapsam içinde de İran'la ilgili olarak büyük hatalar yapıyor. Aslında biz şimdi yani biz Trump falan diyoruz da hani böyle sanki Trump tek başına oturmuş belirlemiş, bütün dünya siyasi tarihine hakim, uluslararası ilişkilerin bütün matrislerini, denklemlerini biliyor gibi falan. Yani belki burada da bir hata yapıyor olabiliriz. Zira mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde malumunuz olduğu üzere Trump hakkında da çok önemli bir soruşturma gidiyor, devam ediyor ve böyle bir İskambil'den kule gibi etrafındaki adamlar yıkılıyor. En nihayet işte Mueller getirildikleri soruşturmanın başına, eski FBI'cı, onun yürüttüğü soruşturmada biraz böyle giderek köşeye sıkışıyor durumunda ve ondan dolayıdır ki biz zaten diyoruz ki hangi Amerika diye. Hani rahmetli Atilla İlhan'ın kitapları vardı ya, hangi Atatürk, hangi sağ, hangi sol diye. Hangi Amerika? Hangi Amerika? Yani aslında Beyaz Saray'ın Amerikası mı? Merkezi Haber Alma Teşkilatı'nın aslında daha domine ettiği ve yol haritası çizdiği, perspektif çizdiği bir Amerika mı? Ya da Pentagon'un Amerikası mı? Sanki böyle bu tür uygulamalar daha ziyade böyle bir Rusya ile İran'la yakınlaşmaya çalışarak sistemi entegre etmeye çalışan eski Amerikan, yani Obama dönemi siyasetinin tersine bunu klasik Amerikan anlayışına ve politikasına çok da böyle örtüşür tarzda görmeyen Pentagon siyasetinin bir takım tezahürleri gibi algılıyorum. Yani şunu şöyle de okuyabiliriz. Yani bugünkü İran'a karşı yapılan bu açıklamalar, İran'a karşı giden sertleşen politikalar tırnak içerisinde işte nihayet Pentagon yüzünü göstermeye başladı şeklinde de böyle bir manşette atılabilir aslında gibi geliyor bana. Şimdi şu Obama zamanında da böyleydi. Biz Türkiye'de bize dönük politikaları itibariyle özellikle Suriye, Irak vesilesiyle ne yapıyor bu Obama, niye bu kadar pasif, nereye götürmek istiyor diye baktığımızda aslında gene CIA Pentagon ikilisinin farklı boyutlarda düşündüklerini, tabii, Obama'nın başka bir yöne çekmeye çalıştığını Beyaz Saray'ın, evet, bunlar o zaman da vardı. Şimdi evet, de bu eşyanın tabiatında var. Yalnız bugünkü koşullarda Amerikan halkının atmış olduğu bir adım ve bunun arkasından gelen bir pişmanlık var gibi sanki bana geliyor. O da şu, her elbekarda dünyada 21. yüzyıldaki kırılmayla birlikte yepyeni bir dünya koşuluna girmekteyiz. Tabii. Bu koşullar altında da Batı refahı geri adım atmaya başlıyor. Eskiden sömürgeler vesaire, neokolonyalizm dediğimiz bu yeni bir sömürgecilikle vesaireyle kendi zenginliklerini dışarıya dayalı olaraktan sağlamış olan ülkeler grubu bunlar. Ve bunlar gerilemeye başladı. Ve devamlı olarak hep diğerlerini ötekileştirip kendilerini ön plana çıkararak bir politika yürütmeye gayret sarf ettiler. Bunun arkasında da en son ortaya çıkan Avrupa'da da aynı şey var ve daha da vahim noktalara geliyor. Irkçılık büyümeye başladı. Irkçılığın temelinde de yatan şey esas itibariyle Batı'nın genel anlamda baktığımız zaman kendi gücünden yitirmekte, refahından gerilemekte ve aynı zamanda da bunun sebebi olarak da başkalarını görmesinden kaynaklanıyor. Şimdi burada establishment dediğimiz o bildiğimiz Amerika'daki kurulu düzen, tıpkı Batı dünyasında da var olan kurulu düzen gibi.
bu düzenin aslında yeterli olmadığını, yeni bir söylem ve aynı zamanda bu toplumlara yeni bir ümit ışığı yakılması gerektiği hususunda da değişik çevrelerde baskılar başladı. Bunun cevabı olarak da çok değişik boyutlarda yeniliklerle karşılaştık. Trump aslında seçilebilecek bir kişi değildi. Yani benden daha iyi bileceksiniz ama Amerika'da da garip bir şekilde bu kadar medeni ve ileri olduğunu iddia eden bir toplumda bir bayanı devlet başkanı yapmıyorlar genellikle. Ama hemen bir parantez açayım ben de kendi yorumdan. Clinton'ın bundan sonra giderse eğer yerine Pence gelecek çünkü 4 yıldan evvel seçim yapılamıyor. Trump giderse 4 yıl sonra da yeniden aday olarak gösterilerinde gene bayan Clinton olduğuna dair de haberler dolaşmaya başladı. İşte bu koşullarda Trump olsun, mesela Fransa'da aynı şey var. Macron diye biri çıktı, partisi bile yok, kim olduğu belli değil, Sosyalist Parti'den ayrılmış ve yeni bir teoriyle ortaya çıktı. Liberal sosyalizm. Bu ilk defa Xi Jinping tarafından Çin'de ortaya atılmış olan bir teoridir biliyorsunuz. Liberal sosyal. Biz komünistiz ama ekonomide liberal sosyalistiz. Bu şimdi Fransa'ya da mal oldu. Kuvvetle tahmin ediyorum Batı toplumları ne yapacaklarını bilemedikleri için, çünkü süreç geriye doğru gidiyor, otomatik olarak kendilerini ayakta tutabilmeyi sağlayacağını varsaydıkları bir takım ümitler peşinde koşuyorlar. Trump bunlardan biriydi. Evet. Ama şimdi bir hayal kırıklığı olarak ortaya çıkmıştır. Ve bu hayal kırıklığı korkarım. İnşallah establishment gene oradaki kurul düzen yine hakimiyetini kurar ve eteğinden çeker. Yeni dünya yani dünya savaşı başka boyutlarda başladı gidiyor da. Tabii. Üçüncü dünya savaşı o noktalara gelmez inşallah. Yani o kadar ilginç noktalara temas ediyorsunuz ki. Yani hakikaten enteresan. Yani bunun içinde siyaset bilimi var, uluslararası ilişkiler var, felsefe falan var. Yani bunların hepsini ayrı ayrı açmak lazım. Çok da heyecanlandırıcı gerçekten. Bu yani içtenlikle daha söylüyorum. Daha çok günlerimiz şimdi, var. Daha bunları hep tartışacağız hocam. Şimdi mesela 2008'de yani bu aslında tabii 80'lerden itibaren bu yani neoliberal politikalar falan uygulanmaya başladığı zaman işte at ile araba yer değiştiriyor, birey ön plana çıkıyor, liberal sistemler, Fukuyama'yı unutmayın falan. Hatta rahmetli Özgün hatırlıyor musunuz? Villalarınızı satın, öz sermayenizi ekleyin diye Türkiye'de de o küreselleşme büyük bir paradigma ve değişimi başladığı zaman. Bugünkü dünya küreselleşen dünya, tabii. Batı'nın bir eseri olarak kapitalizmin tabii. son durak olduğunu söylüyor falan diye Fukuyama'nın açıklaması var. Tabii. Geçti hepsi. Tabii. Dünyadaki sermaye birikim o yıllardan bu yana tam 4 kat artmış. Evet. 4 kat artmış. Ama gelir dağılımı da bir o kadar bozulmuş. Felaket. Yani ters bir piramit aynen. var. Ters bir işte sıkıntılar oradan geliyor. Şimdi mesela söylediklerinizde neden bu politika değişiklikleri mesela çarpıcı? Yani mesela bir şeyler üzerinde konuşuluyor ama yani böyle sanki böyle bir şey tatmin etmiyor beni. Bir şeyler eksik oluyor. Bunun arka planına bir şeyler daha eklememiz lazım. Bir şeyler daha koymamız lazım ki baktığımız zaman böyle bir tabloya panoramik olarak ha şimdi oldu diyelim diye içimden geliyor. Mesela şöyle ben biraz da yorumluyorum. Çok önemli bir kırılma noktasına doğru gidiyor dünya. Şimdi mesela bu çarpık yapı 2008'de kurmuş olduğu sanal bir takım iktisadi yapılarla çünkü dünyadaki mesela ortada dolaşan şeyin cash nakit paranın yaklaşık 20 katı kadar sanal para dolaşıyor. 20 katı kadar. Yani bu korkunç bir şey. Şimdi 2008 bir kırılma noktası oldu. İskambil'den kule gibi biliyorsunuz bütün bir Batı ekonomisi yıkılmaya başladı. İşte o sırada 2008'de mesela biraz önce Avrupa Birliği dediniz ya, Avrupa Birliği'nin total bütün yani Almanya'dan Yunanistan'a kadar, batmakta olan Yunanistan'a kadar total gayri safi milli hasılası 17 trilyon dolar. 2016'da 8 sene sonra 16 trilyon dolar. Yani 1 trilyon çok fazla ama 1 trilyon düşmüş. Ama düşmüş. Düşüyor. Çin'in 2.4 trilyon dolar 2008'de 8.6 trilyon dolar şeyde 2016'da. 4 kat büyümüş. Şimdi büyüyen Çin işte Amerikan ekonomisini yavaş yavaş falan da zorluyor. Fakat bu bir şey ifade etmez. Ben mesela şahsen kişi başına düşen milli gelire bakarım. Kişi başına düşen milli gelir bakımından daha Çin'in bir hayli mesafe kat etmesi lazım ki Çin'in neredeyse nüfusunun 1/3'ü hala temiz su alamıyor. Bunlar da ayrı bir şey. Yani Çin'in arka yüzü. Fakat bu haliyle Çin mesela
Bu bir İpek Yolu projesi 65 tane ülkeden geçiyor. 100 milyarlarca dolara mal oluyor ve bütün yani Çin'den başlayıp 1 trilyon dolardan bahsediliyor. Tabii. Londra'ya kadar gelen büyük bir kuşak ve bu kuşak içerisinde Çin'in belki hakim egemen unsuru olacağı bir yapı. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışı, Brexit olayı, şimdi kendine bağlı bir para sistemi, yani doları tehdit edecek bir para sistemi konuşuluyor. Henüz daha arka plandaki ne olduğu anlaşılmayan Bitcoin gibi şeyler var. Türkiye, İran, Rusya arasında ticaretimizi, bu telaffuz edildi çünkü, ticaretimizi kendi ulusal paralarımızla yapalım diye. Amerika Birleşik Devletleri için bir felaket. Bir felaket. Çünkü bunu Kaddafi düşündü biliyorsunuz. Başına neler geldi. Bizim Erbakan zamanında G7'de aynı şeyler oldu. Şey G7 diyorum. G8'de. Işte Rusya'yı saymayın aslında. G7'dir. Evet bir anlamda da öyle. Biliyorsunuz ondan sonra Refah Yolu 28 Şubat. Ben OECD'de görev yaparken aslında G7'nin sekreteryasıydık. Evet. Oraya çalışıyorduk. Şimdi dolayısıyla Amerika buna çok izin vermek istemiyor. Böyle bir sorun var. Yani bir iktisadi savaşlar da var. Stratejik güzergahla ilgili savaşlar var. Klasik ittifak sistemi çözülüyor. Yani bir şey, çok önemli bir tarihsel bir süreçten geçiyoruz. Yani bir ay ya da yıl itibariyle değil. Bu periyot ne kadar sürer? Bu belki 5 yıl, belki 10 yıl, belki 30 yıl. Ama bunun adı hocam. Çok yakın bir gelecekte bu süreç bir şekilde, zaten bu süreç Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte başladı. Yani şu diyalektikte komünizmin yerine İslamofobiyi koydukları andan itibaren dünya şartları değişmeye başladı ve bu süreç başladı. Ama bundan evvel 19. yüzyıl, 20. yüzyılda da bu süreçler yaşandı. Her biri kendi içinde bir kırılmadır. 19. yüzyıl mesela danışma çağını getirdi. Dünya 5'ten büyük ama hiç 5'ten büyük olamadı. Hep öyle gidiyor. 20. yüzyıl işbirliği çağını getirdi. Bu Birleşmiş Milletler, Milletler Cemiyeti filan. 21. yüzyılda kendi şartlarıyla iletişim, ya bilişim çağı diyorum ben ona. İletişim ve teknolojinin korkunç bir süratle ilerlemesiyle birlikte bambaşka bir dünyaya gidiyoruz. Ama bundan evvelki kırılmalarda da oturması bu işin 25 ila 30 yıllık bir süreç içinde olmuş. Tabii. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra başlayan, kıpırdanmaya başlayan ve 21. yüzyılla birlikte iyice hızlanan bu sürecinde 2025-2030 yılları civarında yeni bir şekle bürüneceği hususunda da biliyorsunuz konuşuluyor. Şimdi dolayısıyla 21. yüzyıl bundan evvelkilere benzemiyor. Çok kutuplu bir sistem diyoruz, o da değil. Pek çok şeyin değiştiği ama gerçek anlamda bugüne kadar 200 yıl dünyada var olmuş olan Batı ağırlıklı ve onun zihniyetiyle yönetilen sistemin bir noktada yön ve şekil değiştirmesine götüren bir sürecin adı olmaya başladı. Tabii. Ama bu kendi içinde dünyada insanoğlunun felaketini de hazırlıyor. Çünkü mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne gene Trump'ın bir marifeti. Paris, Kyoto arkasından Paris yapıldı. %34 tüketimini bu dünyanın sağlayan bir ülke %4 nüfusuyla Paris'te ısınma protokolundan çekildi. Çünkü imzalamıyor. Bunun bir anlamı yok. Buna karşılık unutmayın ki Rusya bu protokol yürürlüğe giremeyeceği için, çünkü belirli bir yüzdeyle hesaplanıyordu. Siyasi nedenlerle sırf dünyayı kurtarabilmek için Rusya buraya girdi. Ki Rusya'nın girmemesi çok daha normaldi. Buna karşılık Amerika'nın çıkması da fevkalade anormal. Yani bunları şey açısından söylüyorum. Tabii tabii. Tamamen katılarak yeni bir kırılma, ama ben bu kırılmanın zaten yaşanmakta tabii olduğunu ve bunun tezahürlerini de her geçen gün görmekte olduğumuzu ve Amerika'nın da bunu kontrol edemeyeceği bir noktaya gelmiş bulunduğunu düşünüyorum. Tabii. Şimdi mesela Sayın Büyükelçim, yani siz aynı zamanda bunları yaşanan anlara tanık oldunuz. Öyle bir bu biçimiyle, yani bu biçimi itibariyle böyle de bir tarihsel figür olabilme gibi bir şansınız ve ayrıcalığınız var. İşte bu önce BAP'la başladı, Batı Avrupa Birliği. Daha sonra işte Avrupa Güvenlik Savunma Konsepti AGSK olarak devam etti. Hep böyle Amerika 2. Dünya Savaşı'ndan sonra hani hep denir ya, evet, niye geldi? İşte Amerika'yı içeride, Rusya'yı dışarıda, Almanya'yı da aşağıda kontrolde tutmak için NATO vardır diye. Fakat aslında özü itibariyle biz hep konuşmalarımızda böyle Batı dünyası,
Batılılar dediğimiz zaman bütün bir Avrupa ülkelerini ve Atlantik ötesini, Amerika'yı da monolitik, yekpare bir yapıymış gibi genelde konuşuruz. Oysa bizatihi bana araya göre kuruluşunda bir anti-Amerikan bir ruh da vardır onların. Bir şey hatırlatmak için söylüyorum. Bizim de en büyük hatamız budur. Biz bir takım connotation, tam böyle tanımlamalarda bulunurken çok büyük hatalarımız var. Mesela Avrupa bizi istemiyor. Yahu ben Avrupa'nın parçasıysam Avrupa'nın beni istememesi diye bir şey olamaz. Ben de Doğu Avrupalıyım diye ortaya çıkmam lazım. Yine aynı şekilde Kuzey İran Kuzey demeniz lazım. Kuzey Irak diye bir şey yoktur. Yani bunlar da çok önemli kavramlar. Tabii. Biz dahi Türkiye'de kendi yönümüzden bir takım gerçekleri kabullenip yerine oturtamamış durumdayız. Evet. Evet. Şey var tabii, bunu da söyleyelim, olmazsa ondan sonra herhalde bir araya gidecekmişiz. Bir de bunun yani mesela bu hep uluslararası ilişkiler açısından işte mesela bu Avrupa'yı şeyi söylüyordum. Avrupa kendi içerisinde de böyle bir anti-Amerikan ruh taşıyor. Belki Amerika'dan kendini ayırabilmek için kendi ileriye matuf olarak başına geleceğini bildiği için kendi evet. savunma konseptini kurmaya çalışıyor. Ve nitekim çok yeni bir şey. İtalya ve Fransa Türkiye ile beraber böyle bir hava savunma sistemi kuralım diyorlar. Almanya bir Rusya'ya yaklaşmak istiyorlar. TESCO diye kendi NATO'larını kurmaya yöneliyorlar. Ya bu ayrı bir ayrılıklar var. Fakat şu da var. Klasik partiler sistemi de çöküyor. Bunu isterseniz bir araya gidelim. Aradan sonra biraz daha açalım. Evet. Bunun biraz siyaset felsefesi açısından da bir takım tezahürleri var gibi geliyor sanki bana. İran'a da bunun yansımaları var. Yansımaları oradan geliyor. Oradan gelelim. Evet. Cem TV'den Cem'e gönül verenlere özel bağlama kampanyası. Bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlaması zevk almayacak. Bu setle herkes bağlamayı öğrenecek. Bir adet kaliteli maun bağlama, CD ve kitaptan oluşan bağlama eğitim seti, yedek tel takımı ve koruyucu kılıftan oluşan bu harika bağlama setimize 500 lira yerine %50 indirimle kargo ücreti de dahil 249 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik fiyat farkı ödemeden ister uzun sap, ister kısa sap bağlama siparişi verebilirsiniz. Gelin canlar, bir bağlamada siz alın, kültürümüzü hep birlikte yaşatalım. Gönül verenler için itinayla hazırladığımız setimizin içerisinde yer alan bağlamalarımızın tamamı sizler için özel olarak el emeğiyle üretilmektedir. Bağlamalarımız 38'lik tekne olup, tekne kısmında maun, kapak kısmında ise ladin ağacı kullanılmaktadır. Sap kısmında gürgen kullanılan bağlamalarımızın burguları ise cam tozundan özenle imal edilmektedir. Bağlamalarımız hünerli ustalarımız tarafından perde aralıklarından eşik ayarlarına kadar en ince detayına varana kadar özenle kontrol edilip sizlere öyle gönderilmektedir. Bağlamalarımız özel ambalajı içerisinde kırılmadan çizilmeden sizlere ulaşacak. En ufak çizikte dahi ücretsiz olarak yenisiyle değiştiriyoruz. Piyasada ucuza satılan öğrenci bağlaması değil, sizler için özel olarak ürettiğimiz kaliteli bağlamaları gönderiyoruz. Cem'e gönül verenler, Cem'i yürekten destekleyenler. Haydi, bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlaması zevk almayacak. Bu setle herkes bağlamayı çalmayı öğrenecek. Adet kaliteli maun bağlama, CD ve kitaptan oluşan eğitim seti, yedek tel takımı ve koruyucu kılıftan oluşan bu bağlama setimize 500 lira yerine %50 indirimle kargo ücreti de dahil 249 liraya sahip olabilirsiniz.
Üstelik fiyat farkı ödemeden ister uzun sap ister kısa sap bağlama siparişi verebilirsiniz. Gelin canlar, bir bağlama da siz alın, kültürümüzü hep birlikte yaşatalım. Cem gönüllüleri için özel olarak hazırladığımız bağlama setimizin içerisinde kolaylaştırılmış bağlama çalma tekniklerini içeren CD ve kitaptan oluşan bağlama eğitim seti bulunmaktadır. Sizler için hazırladığımız bu setle hayatınızda elinize hiç bağlama almamış olsanız bile kursa gitmeden, kimseden ders almadan hangi yaşta olursanız olun, ister 7 yaşında, ister 70 yaşında olun, sadece 3 ayda bağlama çalmayı öğreneceksiniz. Bu setle ister kendiniz çalışın, ister çocuklarınız, ister anneniz, ister babanız, bağlama çalmanın güzelliğini sizler de yaşayın. Bir bağlamada sen al kampanyamıza destek vererek geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bağlamayla tanıştırın. Yarının ozanları, yarının aşıkları bu setle yetişsin. Sizler de kültürümüzü yaşatmanın gururunu yaşayın. Cem'e gönül verenler için itinayla hazırladığımız setimizin içerisinde yer alan bağlamalarımızın tamamı sizler için özel olarak el emeğiyle üretilmektedir. Bağlamalarımız 38'lik tekne olup, tekne kısmında maun, kapak kısmında ise ladin ağacı kullanılmaktadır. Sap kısmında gürgen kullanılan bağlamalarımızın burguları ise cam tozundan özenle imal edilmektedir. Bağlamalarımız hünerli ustalarımız tarafından perde aralıklarından eşik ayarlarına kadar en ince detayına varana kadar özenle kontrol edilip sizlere öyle gönderilmektedir. Bağlamalarımız özel ambalajı içerisinde kırılmadan çizilmeden sizlere ulaşacak. En ufak çizikte dahi ücretsiz olarak yenisiyle değiştiriyoruz. Piyasada ucuza satılan öğrenci bağlaması değil, sizler için özel olarak ürettiğimiz kaliteli bağlamaları gönderiyoruz. Cem'e gönül verenler, Cem'i yürekten destekleyenler, haydi bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlamasız ev kalmayacak. Bu setle herkes bağlamayı çalmayı öğrenecek. Cem gönüllüleri için özel olarak hazırladığımız bağlama setimizin içerisinde bir adet maun bağlama, bir adet koruyucu kılıf, bir adet yedek tel takımı, CD ve kitaptan oluşan eğitim seti bulunmaktadır. Haydi! Bir bağlamada sen al. Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlamasız ev kalmayacak. Bu setle herkes bağlamayı öğrenecek. Gelin canlar, bir bağlamada siz alın, kültürümüzü hep birlikte yaşatalım. Evet Sayın Büyükelçim, kaldığımız yerden devam edelim. Ben şeyi söylüyordum. Yani bütün bunların dışında bu oluşumların, yani uluslararası ilişkiler açısından Avrupa'nın da görece ABD'den kendini bağımsız ve azade tutmanın siyasi ve askeri arayışlarının dışında siyaset felsefesi açısından da değişik şeyler oluyor. Böyle yan yana koyduğumuz zaman bu partiküler şeyleri, parçacıkları bir araya getirdiğimizde bundan da bir genelleme, bir çıkarsama ya da bir anlam atfetme gibi bir şeyimizin olması lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimlere %49 katılınca bayağı bir katılma var diyorlar. Geçenlerde Venezuela'da biliyorsunuz Maduro'nun, hatta daha önce bu programdan önce, yani geçen hafta bir sohbette de bir söz konusu olmuştu aramızda. Yeni bir anayasa yapalım dedi Maduro. Yeni bir anayasa yapmak için de bir kurucu meclis seçelim dedi. Kurucu meclislere seçimlere katılma olduğunda Maduro diyor ki, ya sizin söylediğiniz gibi değil, %46 falan katılan oldu diyor. Uluslararası siyasal gözlemciler sadece %12 katıldı diyor. Yani 12, ikisinin ortalamasını alsak, yani 28 falan desek, ne kadar vahim. Fransa Macron dediniz aklıma geldi. Herhangi bir şeyin, yani evet son anda bir parti falan kurdu ama bir senelik. Yani partisiz gibi de kabul edilebilir. Klasik o Fransa'daki partiler, tutmak siz daha iyi bilirsiniz. Tutmak zaten partisi şu sırada. Yani bir partisiz bir adam çıkıyor ve başkan seçiliyor. Buna tırnak içerisinde bir, bence bir genelde dünya genelinde klasik partiler sisteminin, yani
siyaset felsefesinin yeni şeyler söylemesi, yeni şeyler inşa etmemiz de lazım bizim ileriye dönük olarak. Bunun çöküşü ve siyasal bir ilgisizleşme var. Genelde Batı kamuoyunda da. Siyasal bir ilgisizleşme var. Yani kendi kabuğunu, yani seçmen ilgilenmiyorum artık diyor sanki adeta. Onları büyük davalara, kamuoyu meselelerine, küresel ve bölgesel meselelere entegre etmenin yolunu siyaset yeniden bulmalı. Kesin. Buradan şeye geçmek istiyorum ben tekrar Sayın Büyükelçim. Bir İran'la başladık. Evet. Bak ne güzel konu konuyu açıyor. Nereye kadar gidiyoruz ama tutamıyoruz kendimizi. Şimdi şeylere falan çok karşıyım ben. Mesela böyle bir yorumcular falan çıkıyor bazen. Tabii meslektaşlarımızı asla küçümsemek için söylemiyorum ama. İşte İran ne güzel giderken Amerika Birleşik Devletleri falan İsrail şey yaptı birdenbire. Parmağı düğmeye bastılar, harekete geçtiler falan. Yani bu bir ülkenin, bir bölgenin 81 milyon nüfusu olan bir ülkeden söz ediyoruz. Hiçbir inisiyatifleri, hiçbir dinamikleri, hiçbir iradeleri yok bu 81 milyonun. ABD'de bir karanlık odada falan birileri oturmuş bilgisayar başında. Şimdi basıyorum İran'a, bastım düğmeye. Evet İran harekete geç diyor, havaya geçiyor. Yani bu böyle bir şey olmaz. Bir ülkede, bu Türkiye'de olabilir, İran'da olabilir, Suriye'de olabilir. Var olan dinamikler eğer bir makro dengeler bozulmuşsa, kültürel, siyasal, etnik anlamda işler iyi gitmiyorsa bu dinamikleri ancak harekete geçirebilirsiniz. Bu doğru, harekete geçirebilirsiniz. Bir takım agentler, ajanlar vasıtasıyla olabilir. Şimdi böyle bir dinamikler var mıydı? İktisadi olarak sanki var gibi geliyor bana. Ben sizin de fikrinizi almak isterim. Evet. 3,5 milyon işsiz var. İran dediğimiz evet doğalgaz falan satıyor böyle hani 79'dan beri şeyin altında. Ambargonun altından bir ülkelerde bahsediyoruz. Yani bunun ayakta kalabilmesi bir survival gibi aynı şey gibi dizi gibi survive etme mücadelesi veriyor. Fakat bir taraftan da %35'i açlık sınırında 3,5 milyon işsiz var. Bir genel memnuniyetsizlik var. Yani özellikle Ahmedinejad döneminden başlayarak gelen bir kleptokrasi ya da corruption dediğimiz bir şey var. Bir yozlaşmadan da söz ediliyor. Hatta bazı batılı rakamların verdiklerine göre o dönemde görev yapmış ya da yapmakta olan, bilemiyorum tam, 80 milyar dolar yurt dışında olan paralardan söz ediliyor. Bu tahmin ediyorum İran halkının da gözünden kaçmıyor. Burada bir memnuniyetsizlik var. Fakat bunu da tamamen böyle işte iktisadi sebepler dersek bu da tabii yanlış olur. Şimdi yavaş yavaş siyasi eksene doğru kayıyor. Evet. Şimdi buradan bir şeyler söyleyelim bakalım yani. Evet. Şimdi bir defa çok net olmak lazım. İran tarih boyunca baktığınız zaman evvela Pers'te ondan sonra Sasani, İran adına evvela onu bir hatırlayalım. 1935 yılında Rıza Pehlevi, babası Rıza Pehlevi, hı hı, Atatürk'ü ziyarete geldiği zaman Atatürk bize sorar. Sen nasıl yaptın bu işleri? Ya ben de gidip İran'da aynı şeyleri yapmak istiyorum diye bir reformist düşünceyle. İkinci Dünya Savaşı'nda İran, Rusya falan hep beraber bunların etkisi altına girince de herhangi bir şey yapamaz. Fakat şunu aklımızdan çıkarmayalım. İran, Pers İmparatorluğundan sonra Sasaniler var vesaire vesaire ama hiçbir zaman gerçek anlamda kendi bütünlüğünü sağlayabilmiş bir ülke değildir. Etnik açıdan da, kültürel açıdan da çok olaraktan, tırnak içinde çoklu olaraktan değerlendirilir. Şimdi bakın, Şii'dir değil mi? Aslında Şii değil. Şiiliği kabul edişi Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail arasındaki, Şah İsmail Türkmen'dir. Hani şunu da söyleyeceğim. Bizim Osmanlı padişahlarımız genellikle yabancılarla evlenmiştir. Sultan Orhan'ı Tekfur'un kızıyla, Bizans Tekfur'un kızıyla evlendirerek siyasi evlilikler bunlar. Buna karşılık Şah İsmail Türkmen'dir hasbihal. O Uzun Hasan'ın eşinin torunudur. Gerçek bir Türkmen'dir. Ve kendisi Sünni'dir efendim. Evet. Şiiliği Osmanlı'dan ayrışabilmek için kabullenmiştir. Evet, evet. Ondan sonra da üçüncü şahtır Tahmasp. Ondan sonra geliyor. Şah Tahmasp zamanında da Şiilik mezhepsel olarak buranın ayrılmaz bir parçası, bir inanç sistemi haline dönüşmüştür. Şimdi dolayısıyla Şiilik başından itibaren İran'ın bir parçası değil, sonradan olmuş. Bugün dünyada 4 tane Şii çoğunluğu olan ülke var. Azerbaycan, İran, Bahreyn ve Irak'tır. Bunun ötesinde de çoğunlukta değillerdir.
Bu manada molla sistemi dediğiniz, oraya getireceğim kısaca. Molla sistemi dediğiniz şey kul yapısıdır. Tabii. 19. yüzyılda Şah Nasreddin molla sistemini getirmiştir. Ve bugüne kadar da taşınmıştır bu iş. Şimdi 1979 yılına kadar en büyük sorunun temeli bu bence. 1979 yılına kadar gene çok büyük badireler atlatıyor. Mesela Musaddık, İran'da petrol ulusallaştırıldığı andan itibaren Musaddık tarafından Amerika, İngiltere bir komplo ve arkasından Musaddık'ı öldürmek suretiyle Şah olarak Rıza Pehlevi'yi getirmişlerdir. Menderes dönemi, hatta yani bizim de bir katkımız olursa biz de yapabiliriz diyor. Biz, yani bizim dış politikamızdaki yalpalamalara bakın yani. Aynen. Şimdi ama burada çok aynı önemli. O Cezayir meselesi ayrı o dönemlerde. Aynen. Yani dünya kadar da eleştirecek şey var. Ama çok önemli tarafı şu, Şah olarak iş başına geldiği andan itibaren kendini oraya getiren Amerika ve İngiltere'ye ihanet etmemiştir. Orada bir plutokrasiye geçmiştir. Yani diyelim ki kendi çevresini oluşturan, kendini destekleyen bir zenginler kulübü yaratmıştır. Bunun içine ordu ve istihbarat da girer. Ve ondan sonra Şah Amerika'ya topyekün biat etmiş olarak yaşamıştır. Tabii. Ya Sayın Büyükelçim, ne olur araya giriyorum ama hem biraz daha böyle dinamik oluyor belki, hem de ben de tutamıyorum kendimi. Yani şimdi öyle tabii. Şeyler çağrışım yapıyor ki. Şimdi Musaddık 53'te mesela, bak bugüne çok benziyordu, ondanken heyecanlandım. Şimdi ben niye oradan başlayıp da geldiğim o zaten. Tabii, sebebi bu. Tabii bugüne çok benziyor. Şimdi 53'te Musaddık diyebilirken 55'te de Şükrü El Kuvvetli diye bir adam var Suriye'de, evet. Biliyor musunuz? Evet. Amerika'da da o dönemde iki tane kardeş var. Dulles kardeşler. Evet. Biri John Forbes Dulles, Dışişleri Bakanı. Bir de CIA'nın başında Alan Dulles. Şükrü El Kuvvetli'yi yıkmaya çalışıyor, biliyor musunuz? Evet. Ve yıkıyorlar. Yani aslında bir orada bir Bağız milliyetçiliğini, öbür tarafta da İran petrol millileştirme çabalarını yıkıyorlar. Yani millilik istemiyorlar. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra zaten bildiğin üzere bütün o İngiltere'nin hakimiyeti altında olan o bütün petrol yatakları üzerindeki Amerikan denetimi başlıyor. Denge. Bugüne hem böyle yani bugüne de yansımıştır bu. Çok benziyor. Hem İran bugüne hem Suriye'nin durumu. Şimdi burada tabii çok önemli tarafı için şu bence. Mesela 1979'da Hümeyni geldi. Hümeyni 1960 yılında başlayarak kendisine Velayet-i Fakıh diye bir isim taktı. Yani bu nedir? Devrimi müşiri, devrimin yol göstericisi olaraktan bir at takmıştır. Ve buradaki sistemi de kendi kafasında ikiye bölerek gitmiştir. Nasıl bir? Her şey İran'da ikili sistem üzerine kuruldu. Yani emniyet subabı mı dersiniz, başka şey mi, ama hakim pozisyonda olan daima mollalardır. Evet. Yani din hakimiyeti altında sözde bir demokrasi vardır. Evet. Böyle evet, yaşıyor. Evet, aynen öyle. Şimdi ama burada beni daha çok ilgilendiren ve endişeye sevk eden tarafı şu. Evet Şii'dir. Evet 4 Şii ülkeden bir tanesidir çoğunluk itibariyle, ama 1979'a kadar bir Şii ihracatçısı veya bir ideoloji ihracatçısı olmamıştır olmadı, İran. Olmadı, evet. Hümeyni ile birlikte bu başlamıştır. Ve daha da önemlisi 11. maddesine anayasanın, şurada gayet bir şey var, 11. madde İran merkezli bir İslam birliğinden söz eder. Yani diyor ki... Şii ben, hilali dediği Şii hilali işte. Şii hilali mi? Sünnilere de bir şekilde ne diyeyim, el uzatıyor. Çünkü uzatıyor. İran merkezli bir İslam birliği dediğiniz zaman en büyük güç ben olacağım ve bu kapsam içinde İslam dünyası da benim etrafımda bütünleşecektir havası var. Bu arada 3 tane dış politika hedefi koyuyor kendine. Bu da kendi içinde büyük tenakuz tabii. Amerika bu şekilde düşman ama diğer tarafta da başka bir düşmanlık var. Mesela İran halkı Amerika'yı da genel anlamda baktığımız zaman Amerika'yı ve İsrail'i sevmez. Neden? Hümeyni diyor ki bir, benim en büyük düşmanım İsrail ve Amerika'dır ve bunlarla ben dost olmam diyor. Bugün de aynı şey var. İki, Körfez bölgesi ve Orta Doğu'daki Şii Hilal dediğimiz olayda dahil ben yayılmacıyım diyor. Değişen bir şey yok. Üç, Rusya, Hindistan, Çin'i de sayarak ve diğer bana yakın olan ülkelerle de işbirliğimi geliştireceğim diyor. Bugün Rusya, Trump'ın... BRICS diyoruz işte o ülkeye. Aynen, BRICS.
O BRICS'e zaten ben mesela bir kitap yazdım biliyorsunuz. Yazdırıldı daha doğrusu. Orada ben bunu bir iddia ile ortaya çıktım. Diyorum ki... Ama ondan bana vermediniz daha Büyükelçim. Abi vereceğim. Onu en kısa zamanda alırım. Haftaya getiririm. Evet. Efendim orada çok net olarak diyorum ki BRICS ülkeleri içinde bir mukayeseli yani mukayeseli dediğimiz zaman görece mukayeseyi yaparak geldiğimiz zaman Türkiye bunlardan 3 tanesinden en az daha büyük, daha güçlü bir ülke ekonomik açıdan. Ama siz bunu her bir kıta bazında çekip bir tane ülke aldığınız zaman bu seçimi nasıl yaptınız diye de sormak gerekiyor. Yani Batı zihniyeti ve görüşüyle yapılmış olan adımlar bunlar, atılmış adımlar. Bunlar hep hata yaratıyor. Şimdi en büyük risk bugünkü koşullarda İran diye baktığımızda bir ihracatçı haline gelebilmiş olmasıdır. Bu aynı zamanda Türkiye yönünden de fevkalade büyük bir tehlike kaynağıdır. Şimdi bakın. Ama o bitirmedi mi işte Büyükelçim? Bu yani bu dış politika tercihi, bu dış politika stratejisi büyük darbe vurdu İran'a. Şimdi 2011'de başladı Suriye'deki olaylar. Bakın yine bir parantez açıyorum. Ne oldu yanlış anlamayın. 2011'de 6 sene 12 milyar dolardan Suriye'de harcadığı para 12 milyar dolardan bahsediliyor. Sağdaki Haçlı Şabi gibi devrim muhafızları gibi bir takım paramiliter güçlerin 30 bin olduğu sayısını söyleniyor. Çarptığınız zaman neredeyse 6 sene içerisinde 70-72 milyar dolar eder. Bir eliniz Yemen'de Husilerle beraber Suudi Arabistan'a karşı orada büyük çekişmeler var. Bir taraftan ambargo altındasınız. Yani bu aynı şeye benziyor. 2008'deki Amerika'nın yani krize giremesine mi? Neden? 2000 yani 2003'te Irak'a harekat yaptıktan sonra 2008'de Amerika 5 yıl sonra Amerika'nın krize girmesi arasında hiçbir korelasyon, bir cause and effect dediğimiz sebep sonuç ilişkisi yok mu? Var. Yani neden var? Aynı Paul Kennedy'nin ünlü kitabı var. Büyük güçlerin yükselişleri ve düşüşleri. Kitabın temel ana argümanı şu. Niceliksel olarak çok yayıldığınız ve birçok sahayı kontrol etmeye çalıştığınız zaman bu size öyle bir külfet ve meşakkat getirir ki Osmanlı İmparatorluğu'na nitelik olarak küçülür. Evet. Büyüdüğünüz ölçüde küçülürsünüz. Niteliksel olarak sizi küçültür. İşte İran'ın başına gelenlerden bir tanesi de bu. Ekonomik olarak bu yani. Şimdi ama ben size bir iki rakam vereyim mesela şurada. Hemen ona baktım. Daha iktidara geliyor 1979'da. Amerika'nın ilk yaptığı şey nedir diye bir hatırlayalım. Irak'ı teşvik etmek suretiyle savaş çıkardı. 8 yıl Hümeyni'ye karşı en zayıf zamanında acaba ben bunu alt edebilir miyim diye baktı. Savaş çıktı. Olmadı. Yapamadılar. Şimdi bakın 1982 yılında İran Lübnan'a 1500 devrim muhafızı göndermiştir. Amaç Hizbullah'ı eğitmek ve organize etmek. Bugün 2006 yılında Hizbullah İsrail'e en fazla tırnak içinde kafa tutmuş, en fazla zayiat verdirmiş bir gruptur. Ve bugün Hizbullah o güne nispetle İran'ın desteğiyle en az 5 kat büyümüştür. İran'ın en büyük korkusudur. Suudi Arabistan'la İsrail'in İsrail'le tabii. Suudi Arabistan'ın yakınlaşmasını dahi sağlayabilecek kadar ciddi bir bir rakam verebilir miyim? 2006 için derler ki İsrail onu hiç unutmaz ve İsrail çok o acı hatırayı hatırlamak bile istemiyor. Yahut da fırsatını bulduğunda 2006'nın intikamını almak istiyor. 2006'daki füze sayısı 40 bin olduğu söyleniyor Hizbullah'ın elindeki. Bugün toprak altında gömülü 120 bin. 120 ve bunların bin. Hepsi İran'ın son geliştirdiği füzeler de dahil olmak üzere. Öyle kolay kolay eskiden olduğu gibi katyuşalar bilmem neler öyle atıp da vurduğu füzeler falan da değil. Bayağı ciddi şekilde orada bir güç oluşturmuş vaziyette. Gene bakın çok ilginç bir şey. Irak, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Afganistan'da bugüne kadar Şii hareketlerinin hepsine topyekün Hümeyni ile başlayarak destek olmuştur. En son unutmayın Bahreyn'de de aynı şey oldu. Suudi Arabistan'a icazet verdi Amerika Birleşik Devletleri. %6'sı kuzeydoğusunun Şii'dir. Suudi güçleri Bahreyn'i işgal ettiler gidip. Ve bu şekilde dengeyi kurmak cihetine gittiler. Şimdi gene çok basit şekliyle Cezayir'le işbirliği yapmak suretiyle oraya da arka çıkıp biri Sünni, biri Şii olmasına rağmen ikisi bir arada aynı zamanda
İsrail karşıtı bir politikayı geliştirmişlerdir. Hümeyni'nin başlangıcıyla birlikte. Tabii. Yani uzatmayayım. Netice itibariyle İran bu manada Hümeyni ile birlikte yepyeni bir dünya görüşüne yönelmiştir. Ve bu dünya görüşü de işi bitirmiştir. Şimdi bunu söyledikten sonra belki satır başı halinde iki şey daha söyleyip daha bir açıklık kazandırmak için konuya. Bir kere dünyada birkaç tane teolojik ülke var. Bunlardan bir tanesi İran. Fakat bu teolojiklik çok ilginç. Biraz evvel velayeti fakih dedi kendisine, devrimin yol göstericisi, müşiri olarak da adlandırdı. Hı hı. Fakat bunun başına getireceği insan, yani kendisi evvela Hümeyni, şimdi Hamaney aynı şekilde her şey veto hakkına sahip. Mutlak, evet. Bir ve ömür boyu seçiliyor. Bunu da seçen kim? Ulema Meclisi seçiyor. 86 kişilik bir Ulema Meclisi var. Yani sizin burada parlamentonuz var, iş başına seçimle geliyor vesaire vesaire. Ulema Meclisi'ni kim seçiyor? Devrim devrim mahkemesi seçiyor. Yani hukuk yoluyla, netice itibariyle burada din kesimi hakim olarak kendisine mutlak bir otorite sağlayarak gidiyor. Bu otoriter bir rejimin de ötesine totaliter bir rejim haline dönüşmüştür. Şimdi burada esas şunu vurgulamak için bunları söyledim. Halk aslında bizim de yaslanmaya çalıştığımız eksenin, yani kendi içerisinde nasıl böyle bir otoriter ya da otokratik bir rejim sevdalısı bir siyasi Türkiye'ye ikilim de içinde bakın. Yaşadıklarını da asla unutmamak kesinlikle. Lazım. Kesinlikle. Yani bulaşmayacaksınız bu tip şeylere. Ama çok kesin olan başka bir şey var. Şimdi normal şartlarda İran'a bir bütün haline baktığınız zaman evet durum böyle. Halk alıştı bu rejime. Ve burada aslında ikilem, yani bu en son olayların temelinde dikkat buyurun. Meşet'ten bahsettiniz başında. Hı hı. Meşet orada en büyük imamlarından biri gömüldür orada. Dolayısıyla büyük muhafazakarlara çok yakın olan bir vilayettir. Oradan Meşet'ten başlamış olması niye diye bir soru işareti. Bütün İran'da tamamında ekonomik kriz varken ve bu krizin bir müsebbibi de Amerikan ambargosu iken niçin Meşet'ten başlasın? Burada bir iddia var ortada ki bu galiba gerçek bir iddia. Yani iddianın ötesinde gerçeği de bilinen bir şey haline geldi. Efendim burada cuma namazı kılınır. Cuma namazı bizim bildiğimiz namazdan farklıdır. Burada bir tek camide kılınıyor her şeyde, mahallede öyle diyelim, şehirde vesaire. Meşet Camii'nde kılınmış olan cuma namazı 28'inde, bunun başında imam bir hutbesi var, arkasında vaazı var. Ve burada çok net, bu imam da kim biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ruhani'nin karşısına rakip diye son seçimde çıkarılmış olan kişinin kayınbiraderi. Ve bu hutbe ve şeyinde vaazı sırasında bir söz sarf ediyor. Diyor ki yani ekonomi perişan vaziyette, biz hala yerimizde oturuyoruz. Ruhani'den sorulur sonuç itibariyle, isim vermiyor ama hükümetten sorulur bu, o da Ruhani'dir. Ve bugün bizi getirmiş olduğu bu perişanlık da onun eseridir. Hayır, o halde şunu mu, yani mesela şuradan mı gidelim? Yani o zaman Hamaney ile Ruhani arasında yani... Çok ciddi bir çekişme var. Bir çekişme var. Çok yani, ciddi. Evet, ciddi bir şey. Şimdi Ruhani iş başına geldikten sonra iki tane şey yaptı. Bu önemli bunlar İran'ı tam anlamak için. Bir tanesi her elvekarda ekonomiyi düzelteceğim. İkincisi de ben liberal muhafazakarım dedi. Bir de İran'ı dış dünyaya entegre edeceğim. Tabii, dış liberal muhafazakarım. Evet, yani bu sorunları İçeride dışarıda. Evet. Yani nitekim mesela hanımlar artık böyle başörtü takarken saçlarının ön tarafının gözükmesi çok da önem taşımıyordu. Fakat bu rejimden vazgeçmek anlamı taşımıyor. Pek çok çevrede efendim öyle bir duruma geldi ki sokaklarda falan sonuç itibariyle rejim değişecek, bunlar inecek falan. O noktaya kadar gitmez. Bakın İran'ın Molla rejimiyle birlikte 5 tane emniyet subabı var.
Bunları söylüyorum, kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla manasında da bir takım sonuçlar çıkarmak da mümkün tabii. Bir, BESİÇ dedikleri tamamen bir halktan oluşmuş bir milis gücü var, silahlandırılmış. Hı hı hı. Ondan sonra pasdaran dediğimiz, bu pasdaranlar da ne kuvvetleri? Güvenlik kuvvetleri esas itibariyle şey olarak. Ve bunlar da kendi arasında 12'ye bölünüyorlar. İşte Kudüs gücü vesaire falan diye bu dışarıdalar bunların da büyük bir kısmı. Irak'ta, Suriye'de çarpışmaktalar. Liva el-Kudüs falan onların hepsi şeyler. Bunların hepsi budur. Şeyler, evet. Bu güvenlik güçlerinin parçasıdır. Ordu var bir tane. Ama bunun dışında mesela Yemen'de çarpışanlar ayrı bir ordudur veya işte ayrı bir güçtür. Yine aynı şekilde Suriye'de çarpışanlar ayrı bir güçtür. 5 tane ayrı gücü var. Bunların hepsine para yetiştiriyor. Bunları kullanıyor vesaire. Ama içeride 2009 tarihinde de çok daha büyük ayaklanma ve bu sefer rejimi hedef alan ayaklanma çıkarıldığında bastım. Talebelerden başlayarak BESİÇ ve pasdaran devreye sokulmak suretiyle devrem kuvvetleri çok kanlı bir biçimde bastırılmıştır. Bastırıldı. Bir ara vermemiz gerekiyor Sayın Büyükelçim. Onu yapalım. Ondan sonra aynen yapalım. Devam edelim. Siz hep kalbimizdesiniz. Sizi her gün rahmetle anıyoruz. Tüm Avrupa'da 24 saat hizmetinizdeyiz. Acı gün dostunuz Erenler Cenaze. Avrupa ücretsiz arama hattı 00800 900 990. Kazancınıza kazanç katmak için Cem TV reklam rezervasyon. 0212 625 18 18 reklam@cemmedia.com 96.4 Cem Radyo. Güvenmektir. Sevgi yakınında olmak, hayata birlikte tutunmaktır. Sevgi en iyi ilaçtır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi böyle siz konuşuyorsunuz, ben böyle bir şeyler söyleyeyim diyorum. Arada böyle zihninde ışıklar saçıyor falan. Hani böyle bir yayılmacı politika dediniz ya böyle özellikle Şiilerin bulunduğu alanlarda hatta ondan da yetinmeyip Sünni dünyasında da nüfuz edebilme çabaları içerisinde. Şimdi şunu da tabii verelim, belki seyirciler, izleyenler için de şey olabilir yani bir bilgi olabilir. Kendisinde bizatihi İran içerisinde %90 Şii, %8 şey var, Sünni var, %2 de şeyler var, Bahailer ve Hindular falan var. Şimdi enteresan, İran %60'ı Şii, Afganistan'ın %25'i Şii, Pakistan'ın %23'ü Şii, aklımda kaldığı kadarıyla söylüyorum. Bahreyn dediniz, Bahreyn'in %70'i Şii, başka ne? Yemen %35'i Şii. İşte bütün bu, yani böyle 20'nin üzerinde olan
yani Şii nüfusunun %20'nin üzerinde olan her yerde etkili. Bir etki sahibi olmuş, kesinlikle. Bir etkili. Ben biraz şeyi de, yani buraya şeyi de getirebilir miyim Sayın Büyükelçi? Mesela Rusya, İran'ın da bu alanda, Suriye'de, Irak'ta falan yayılmasına böyle bir, biraz böyle bir seyirci kaldı. Bunun da bir anlamlandırmak lazım. Yani Rusya alan kazanmak isterken nasıl olsa öteden beri İran'la ilişkilerim iyi. Devrim muhafızlarının parasını da veriyor. İşte onları da besliyor. İran demek ben demek. Ha, İran burada Batı dünyasının bu alanlarda söz sahibi olmasından sonra benim İran'ı önünü açmam, hem müttefikimin alan kazanması benim alan kazanmam anlamına gelir. Hem de beni çok yüksek bir maliyetten kurtarır gibi baktı herhalde senelerce bu işe. Tabii. Ama şimdi pek sesini çıkartmıyor. Yani iç işlerine karışmasak iyi olur gibi bir takım yuvarlak laflar söylüyor. Bunu da çok güncel olması bakımından hemen isterseniz bir yorumlayalım. Bunlar da çok anlamlı. Evet, yani aslında şöyle söyleyeyim. Tamamlamak için hem de rakamsal olarak tam net rakamlar da var önümde. Bir kere bugün İran'da olan bitenler Hamaney ile Ruhani arasındaki bir bilek güreşi gibi geliyor. Ruhani'yi bir şekilde, yani Cumhurbaşkanı'nı bir şekilde zayıflatma politikası. Nereden zayıflatabilirsiniz? Bu bir rejim meselesi olarak değil. Ekonomide bugüne kadar vaat ettiğin hiçbir şey yapamadın. Dolayısıyla bak ne hallere geldik. Bu senin politikalarında fevkalade yanlıştı. Ve bu arada Hamaney'e dikkat buyurursanız ekonomiyle falan hiç meşgul değil. Yurt dışından 3 ülkeyi suçladı. Amerika, İngiltere ve Suudi Arabistan'dan hesap soracağız dedi. Esas itibariyle bunları da hedefe koymuştur. Yani bugün İran'da olan şey esas itibariyle ikiye bölünerek bakmak lazım. Liberal muhafazakarlarla koyu muhafazakarlar, katı muhafazakarlar arasındaki bir çekişmenin yeni bir boyutu olarak değerlendirmek lazım. Burada Besiç dediğimiz o ve Pasdaran dediğimiz iki güç devreye sokulmamıştır. Devrim mahkemeleri bu işin üzerindedir. Ve bu da yani çok saçma bir şey. Biraz evvel söyleyişimin nedeni şuydu bu. Velayeti fakıh dediğimiz zaman bu aynı zamanda bir söylemi de var. Diyor ki bütün oradaki mollalar itibariyle Allah'ın dünyadaki gücüyüz biz diyor. Böyle bir safsata olamaz. Allah'ın dünyadaki gücü ne? Bu çok büyük bir iddia. Papa bile Allah'ın gölgesiyim diyor. Yani Allah'ın gücü olmak ne oluyoruz? Ama bu netice itibariyle yaptığım her şey Allah adınadır demektir. Tövbe. Ama yani netice itibariyle de bugün devrim mahkemesi bunları yakaladıklarımızın hepsini muhakeme edeceğiz, idam edeceğiz ve bunların da suçu Allah'ın gücünü karşılarına alıp buna itaat etmemiş olmaktır diyorlar. Yani zihniyete bakabilir misiniz? Bir taraftan da 21. yüzyıldaki yaşanan bir şey. Burada yani biraz galiba fazla zorlama altında bulundukları için orada buna biat ediyorlar veya itaat etmek zorunda kalıyorlar. Yoksa oradaki rejimden çok fazla halkın bütün itibariyle memnun olduğundan dolayı değil diyeceğim. Doğru, aynen katılıyorum ama böyle artık bizim kafamız böyle hani bir takım böyle teorileri, böyle arka planları okumakla artık öyle mi çalışıyor hale geldi? Rahmetli Mahir Kaynak gibi mi olduk bilmiyorum da. Ben biraz şeytanın avukatlığını da yapmak istiyorum. Sanki Rusya'da İran'ın batı dünyasıyla entegre olmasını istemiyor. Hayır. Açıklaması yani var Putin'in. Eğer kaybedersen yerine neyi ikame edebileceğin bir ülke yok. İran gibi bir ülkesi yok. O bendendir. Yok. Benden sorulur diyor. Tabii. Putin çok net olarak dış müdahale yoktur. Kendi iç işidir dedi. Tabii. Ben de öyle dedim. Tabii. Türkiye olarak doğru politikadır bu. İç işidir. Tabii. Şimdi bir de şu da önemli. Bakıldığı zaman yani mesela eskiden böyle bir politika devreye sokulduğu zaman böyle işte böyle birkaç sene evvel arka arkaya gelendi, böyle taşlar öyle döşenirdi. Şimdi böyle haftalarla ifade ediyoruz. Şimdi mesela 3 tane şeyi sayacağım ben size. Bunlar ne anlama geldiği işte İran'da bu son olaylarda yanına konduğu zaman çok manidar bir resim çıkıyor ortaya. Suudi Arabistan'daki prensler darbesi, veliaht prensler mesela bakıldığı zaman. Suudi Arabistan'ın yeni açılımı, dış dünyaya entegre olma çabası, bir takım hem siyasi hem iktisadi anlamda liberal bir iklime kavuşacağına dair bir manifesto niteliğindeki açıklamalar. Arkadan Sisi'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne çağrılması, yani Mısır'ın.
arkadan Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyorum ve rezidansımızı Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyoruz işte diye karar alınması. Yani İsrail, Mısır ve Suudi Arabistan eksenini bir arada ve bir arada yapışık ve ilmikleri sert ve yoğun dokunmuş tutabilmek için bir de düşman lazım. O da İran. Yani İran'ı, önce İran zaten hedefteydi ama bu eksenleri oluşturabilmek için de epeyce bir çaba gösterdiler. Hatta ben şimdi oradan şeye de geliyorum. Birdenbire daha bir ay önce 2019'a kadar vizeleri kaldırdım dedikten bir bilmiyorum tam saymadım 10 gün ya da 15 gün sonra ya bu vizeyi tekrar geri aldım başlayın demesi de bir nötr kal sen. Sen bizim eski müttefikimizsin. Bak ben zaman zaman aramızda... Bir jest o. Bir jest yani aramız geriliyor ama yine de eski bir hatıramız var gibi bir şey. Oraya bile bağlanabilir bu. Oraya bir şekilde bağlanabilir. Hatta belki Zarrab davasında bile Türkiye'yi çok kızdıracak, ürkütecek bir şey çıkmazsa onu bile böyle Amerika'nın İran politikasıyla bağlandırabiliriz. Yani belki burada haddimizi aşarak söylüyoruz Amerikan hukukunun da aslında çok böyle çok objektif, acımasız bir tarafı olduğunu biliyoruz ama ister istemez jüri üyeleri de insan siyasi iklimden etkileniyor olabilirler. Yani karar hepsi verirken. Hepsi doğru veririm. Yani ben bir adım daha ileri gidiyorum. Aslında demin sorduğunuz ve üzerinde durduğunuz tam en son konu fevkalade önemli benim için. Burada esas yaşanmakta olan şey bir Orta Doğu sorunudur ve bunun boyutları büyümüştür. Şimdi biraz evvel Suudi Arabistan, İsrail ve Mısır ekseni üzerinden konuştunuz. Ama net olmamız gereken bir şey var. Orta Doğu yeniden şekillendiriliyor ve bu çerçeve içine Amerika'nın düşman olduğu veya hala dost olarak kabul etmediği Suriye ve İran'da giriyor. Dolayısıyla Kudüs meselesi de bunun bir parçası olarak yaşanıyor. Şimdi hala hazırda Filistin-İsrail sorunu. Kudüs üzerinden giden Suriye-Irak sorunu, buradaki Kürt sorunu, İran sorunu. Bütün bunlar bir bütün halinde Orta Doğu'nun çok yakın gelecekte başka bir boyutla ele alınmasının ön adımlarıymış gibi geliyor bana. Başka bir ifadeyle biraz evvel gene bahsetmiş olduğunuz o Şii Hilal dediğimiz şey aslında Irak ki... %64'ü Irak'ın Şii'dir. Bunun içinde Türkmenler de vardır vesaire. Yani etnik bazda bu da tabii karışık bir konu. Buna karşılık Nusayri dediğimiz %12'den ibarettir Suriye'de. Ama %74'lük bir Sünni kesim üzerinde hakimdir. Hizbullah Lübnan'a hakim oldu, o da gayet net. Dolayısıyla burada İran'dan hareketle Körfez'de de Yemen'de çatışıyorlar, diğer taraflarda da nüfuz yaratmaya çalışıyor. Bu Hilal dediğimiz şey aslında bizim güneyimizde evvela Kürt kuşağı, arkasından Şii kuşağı ve Trump'ın en son Körfez'e gidip, orada biz de dahil ikinci toplantıya biz de katıldık. İlkini Körfez ülkeleriyle yaptı, ikincisine biz katıldık. Ve burada Suudi Arabistan liderliğinde oluşturmaya çalıştığı bir Sünni kuşağının arka arkaya yaşayan üç kuşağın Orta Doğu'da büyükler kendi aralarında anlaşamadıkları ve çatışmaya da giremeyeceklerine göre vekalet yoluyla çatıştırılmalarına götürecek bir adım şeklinde pek çok kesimde değerlendirilmeye başlandı. Peki mesela bir de şöyle... Onun için İran'ın Irak tabii. üzerindeki bu hakimiyet değil sadece bir bütün olarak tabii. Suriye vesaire Türkiye yönünden de baktığımız zaman çok risklidir. Ama tabii yani ama, işte ben de ona getireceğim zaten. Ama. Yani mesela işte böyle işte Sünni Şii falan deyince mezhepsel bir perspektiften değerlendiriyoruz da bir de etnik bazda bakıldığı zaman aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim. %46'sı Farsi İran'ın. %32'si Azeri. %9 Kürtler, %3 Araplar. %2 de şeyler, işte Belluçi ve şeyler, Türkmenler falan var son galiba. Son rakam benim %89'u Şii olarak. 80 yok o şey mezhepsel şey, değil, etnik olarak söylüyorum. 80 etnik grup var irili ufaklı İran'da. Acemler %51,
Cilakis Mazandaranis diye bir grup var. Bu Bizans'tan kalma bir grup esas. %8. Kürtler %7. Beluçlar %2. İki Beluçlar, evet. Azeriler %24. Türkmenler %2. Araplar %3 vesaire. 80 tane grup var. Aynı şekilde... Hayır, niye söylüyoruz bunları biliyor musun? İstatistikler kafası karışmasın seyircilere. Yani etnik bazda bir kargaşaya da kayabilir ihtimali var. 80 değişik etnik grup. Mezhepsel baktığınız zaman da... Mesela şey var, daha açık konuşalım. Kirmanşah mesela, evet. Ayaklanmaları var. Evet. Şimdi Kirmanşah dediğimiz yer bizim Süleymaniye'nin bitişik olan bir yer. Tabii. Yani orada Kürt nüfusun, işte KDP'nin falan filan hakim olduğu bir yer. Yani burada bir separatist, bir Kürt hareketi başlarsa buradan eğer Suriye'deki YPG'ye önümüzdeki 2018'de 500 milyon dolarlık bir takviye de gelirse falan, bu biraz daha var olan bölgeye temenni edilmez tabii, sirayet etme potansiyelini de içinde taşır. Yani aslında böyle bir oturup herkes İran'da da seyrediyor ama bu çok istenmeyen noktalara kadar gidebilecek gebe bir potansiyeli de taşıyor içerisinde. Dileriz ki aktüel hale gelmesin bu potansiyel. Bu potansiyel aktüelde bir şey akıldan çıkarmayalım. Biz hep benim dinlediğim birçok yorumlarda hep bu var. Bir kere dün akşam da bir yorum dinledim. Efendim Hamaney falan dini lider değildir. Dini liderdir. Basmaya dini liderdir. Adını başka türlü koymuşlar ama velayeti fakat demişler ama her şeye hakim bir dini lider. Yalnız İran'ın bugünkü koşullarda diz çökeceği ve bir politika değiştireceği ve Hümeyni düşünce ve politikalarının dışında bir yaşama gideceğini beklemek hayaldir. Nitekim sokağa dökülenler 2009'da milyonlardı. Şu anda o kadar büyük bir şey yok. Ve dediğim gibi Besiç ve Pasaran'da işin içine girerse kanlı bir biçimde bu da biter. Ama kesin olan bir şey var. Bunda esas benim tereddüdüm. Acaba bütün bunlar Amerika'nın da bu tweetleri vesaire Trump'ın hepsi bir arada İran'ı bir güçsüzleştirme noktasına mı getirir? Yoksa aksine İran'ın daha saldırgan ve Orta Doğu'da bu bahsettiğimiz Hilal vesaire filan hepsiyle birlikte çok daha aktif politikalara yönelmesini mi beraberinde getirir? Bunu da çok iyi düşünmek lazım. Eğer ikincisi olursa, şimdi Türkiye yönünden baktığım zaman ekonomik açıdan bir sıkıntımız olur. Çünkü turizm, diğer taraftan ihracat, hatta inşallah olmaz ama doğalgaz Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük kısmını doğalgazı İran'dan alıyoruz. Bunları inşallah etkilemez ama kesin olan bir şey var. Biz burada İran, Türkiye, İran ve Rusya ile birlikte Astana'dan sonra bir üçlü güç birliğine girdik. Bir ittifak sistemidir. Bugün eğer Kürtler Irak'ta geri adım atmışlarsa, Irak'a bağlayarak gidiyorum yere, Irak'ta geri adım atıp da ademi merkeziyetçi bir sistem içinde elde etmiş oldukları imtiyazları da kaybetme noktasında bulunuyorlarsa, bu üçlünün Irak'ın da etki altında olması suretiyle getirmiş olduğu bir sonuç diye görmek lazım. Şimdi tabii bunun siyasi şeyler olabilir. Bu çok doğru. Yani mutlaka yani Amerika Birleşik Devletleri, işte Trump tweet atıyor. Bütün dünya ülkelerini ve dünya halklarını İran halkının sesine kulak vermeye davet ediyoruz. İran halkının sesine lütfen kulak verin derken bu İran yerle bir olacak, evet, anlamında değil. İran'ın biraz törpülenmesi, İran'ın biraz gücünün, kuvvetinin biraz böyle yeniden kıyısından, köşesinden kırpılması, biraz Suriye içerisinde rahat at koşturur ve manevra yapılabilir halden uzak tutulması ve bütün bunlar eğer başarılabilirse İsrail'in orada nefes almasının sağlanması, İran'ın Katar'la flört etmesinin öğrenmesi ki ABD'nin ve Batı'nın Katar'a karşı olmasının önemli sebeplerinden bir tanesi, Katar'ın bundan sonraki Orta Doğu'yu tarif ederken, Orta Doğu'da denklem kurarken Hamas'sız ve Hizbullah'sız bir Orta Doğu olamaz dedi Katar. Bu Amerika Birleşik Devletleri için bu çok affedilmez bir sözdü. Ayrıca da Amerikan Birleşik Devletleri Senatosu'nda devrim muhafızlarının da terör örgütü olarak kabul edilmesi için bir şey yapıldı. Tasarı geçip geçmedi tam bilmiyorum şu anda ama tasarı sunuldu.
Buradan devrim muhafızlarından ve yola çıkarak da Müslüman kardeşleri de bunu aslında Sünni dünyaya katarak ABD'nin teröre bakışında biraz hep böyle dedik ya, hep onlar kullandılar zaten. Kendileri icat ettiler, kendileri kullandılar. El-Kaide içinde böyleydi, Usame Bin Laden içinde böyleydi, IŞİD içinde böyleydi. Ama ABD'de bir paradigma değişikliğine gidiyor galiba. Yani artık bu Sünni ya da Şinli olsun, siyasal bir İslam'dan medet umma ya da onu eskisi kadar artık kullanmama gibi bir paradigma değişikliğine doğru gidiyor. Bunu Türkiye'de iyi düşünmesi, bölge örgütünde iyi düşünmesi lazım gibi geliyor bana. Doğru. Ama yani bunun yanında başka şeyi de düşünmek lazım bence. Ben Amerika'nın yerinde olsam acaba bu devrim muhafızlarına, Pasaran'a bugüne kadar sizi batıran da onların suistimalleri, yolsuzlukları ve aynı zamanda sizin bunlar için harcadığınız paralar falan, size de bu kadar para verdim, dolayısıyla bu paraları kesiyorum artık gibi bir zihniyetle ortaya çıkıyor. Şimdi burada açması şu, biraz evvel bahsettiğimiz ekonomiyi bahane olarak kullanıp bir aslında iki liderin kendi arasındaki bilek güreşine sahne olacak bir noktaya taşıdılar el altından. Güzel, ama burada da gerçek olan bir şey var herkesin aklında olan. İran dünyanın dördüncü petrol rezervine, ikinci doğalgaz rezervine sahip olan bir ülke bugün kıvranıyor. Yani kişi başına gelir, Türkiye'nin yarısı kadar gayri safi yurt içi hasılası. Fakir. O zaman bu şekilde İran'a diz çöktürememiş iseniz bugüne kadar, bundan sonra bunu daha fakirleştirerek acaba hayırlı bir iş mi yapıyorsunuz, hayırsız bir iş mi? Bunu da daha çok düşünmek lazım. Bu insanları daha rahat yaşamaya sevk ettiğiniz ölçüde güçleneceklerini tabii de akılda tutmak gerekiyor. Evet, o zaman Trump'ın yaptığı bu yanlış bir taktik. Yanlış, tabii, burada yanlış da yanlış. Bir de İran'da sırf Ayetullahlar ülkesi olarak düşünmemek lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nde bile bizatihi 2,5 milyon şey var. Üniversite öğrencisi var hocam, Türkiye'den tabii, fazla. Tabii. Yani şey var. Önemli entelektüel. 62'si kadın, biliyor musunuz tabii, üniversite öğrencileri? Tabii. Önemli entelektüelleri yani çok var. Çok entelektüel. Ve hatta şunu da söyleyerek galiba sonuna gelmişiz herhalde. En son bu da bir magazinsel bir şeyle bitirelim, seyirci de rahatlasın. Yabancı film Oscar'ını Salesman, satıcı diye çevirebiliriz. Yabancı film Oscar'ını da Aşkar Ferhadi isimli bir İranlı yönetmen aldı. Evet. Bizimkiler de inşallah ondan ders alsınlar. Şimdi ismi aklıma gelmedi ama Paris Büyükelçisi iken bizzat tanıştığım, konuştuğum ve büyük zevk aldığım Nobel ödüllü bir İranlı kadındı efendim. Nobel ödülü almış olarak. Evet, evet. İsmi şimdi aklıma gelmedi. Muhteşem bir kadındı. Yani ben bakıyorum şeye, İran'da sokağa dökülenlere. Yani yarısı kadın. Evet, evet, evet. Onun peki Büyükelçin böyle İran'ı bir kenara itmemek lazım bu kadar kolaylıkla. Kavi bir millettir, unutmayalım. Evet. 1634'ten beri değişmeyen tek sınırımız İran sınırıdır. 4. Murat'la birlikte Kasr-ı Şirin. Neden değişmemiştir? Çünkü her ikimiz de birbirimizin ne kadar kavi olduğunu bildiğimiz için ayaklarımıza basmamak hususunda dikkat etmeyi tercih etmişizdir. Evet. Biz İran'ı tanırız, onlar da bizi tanırlar. Ama Amerika hala İran'ı tanımıyor. 39'du galiba. Evet, 39. 39 galiba. 39. Ama keyifli bir sohbet oldu değil evet mi? İlk program için iyiydi herhalde. Aa, fevkalade. Güzel ya, ben keyif sayenizde aldım inşallah. Sağ olun, var olun. Yok yani siz de keyif almışsınızdır. Ben keyif aldım. Ya, kesin efendim. Çünkü her seferinde ben bir şey anlatırken ben de bir şeyler öğreniyorum. Böyle çok karşılıklı iyi oluyor. Evet. İnşallah seyirciler de keyif almıştır. O zaman haftaya buluşmak üzere diyelim efendim. Hoşçakalın. Thank you.